Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Şimdi çok geç kaldığım bir şey yapacağım. Sakın bunu tekrarlama, tamam mı? Neden? Bana bunu yapmamam için tek bir neden söyle. İstemiyorum çünkü. Eylül. Doğru bir neden. Arkanı dönüp gidebileceğin kadar gerçek bir neden. Lütfen. Bırakmayacağım demiştim. Bak en azından bende de bir ilişim var ha. Yardım edin. Tamam, ben yaparım. Annem gibi olmayacağım ben. Silahı var. Allah'ım, polis arayalım. Geç geç. Asıl sorun Eylül. Ne var Eylül ile Ali Asaf arasında? Vallahi liseden beri hocayı etkilemek için elinden ne geliyorsa yaptı. Yani ekildiğimize bakacak olursak başarısız da sayılmaz değil mi? Aptal bir kız yüzünden koca hastaneden oluyoruz. Derhal kurtul ondan. Vallahi dedeciğim, beğenmediğin torunun bunu ilk günden beri söylüyor ama babam bir türlü halledemedi. Umarım becerirsin baba. Müsaadenizle.
Süleyman Bey, yardımınıza ihtiyacımız var. Dışarıda yaralı birileri var. Ne? Otoparkta biri vurulmuş. Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık. Bir de vuran adam var. Kaçarken arabanın altında kalmış. Hemen gidelim. Sen arabanın çarptığı adamla ilgilen. Ben... Bir dakika. Ziyanur'un arabası bu. Aa. Ziyanur! Nasıl olur? Nabzı çok düşük. Tekrar arayın ambulansı. Nerede kalmış öğrenin çabuk. Yetişemeyebilir. Madem sen kovalıkça kaçıyorsun, ben de taktik değiştiririm. Babamların yapmaya çalıştığı şey benim de hiç hoşuma gitmedi. Bilmeni istedim. İki günde büyük ilerleme. Hadi bakalım. Efendim? Durum ne kadar ciddi? Tamam, siz hazırlığınızı yapın, ben hemen geliyorum. Kazanova'ya bak sen ya. Kedi fotoğrafları bitti, şimdi de bebek fotoğrafları. Kızlar bayılacak tabii, oh. Ne alakası var ya? Ben bebeği sevdiğim için koydum fotoğrafı. Kim ki o bebek? Annesinin çöpe attığı bebek vardı ya. O bebek mi o ya? Ah yavrum benim, yazık ya. Talihsiz bebek. Neyse, ben yukarı çıkıyorum. Hepiniz hazırlanın hemen. Çok acil vaka geliyor, çabuk. Peki hocam. Durumu nedir hocam? Kafasından vurulmuş. Büyük patron. Hadi kendinize gelin, hadi çabuk çabuk. Monitöre bağlayalım hemen. Samet oksijen maskesi. Peki hocam. Verme giriş yeri sol frontal kemik. Çıkış yeri sağ parietal kemik. Hadi oksijen maskesi Samet, hadi lütfen. Geldi çabuk. Hocam. Tetanus profilaksisi alalım hemen. Peki hocam. Tomografi hazırlansın. Aman da aman. En sevdiğim doktorum gelmiş. Oo. Dokunmayın, patlar. Ne oldu? Ali Hoca ile mi tartıştınız? Hayır. O zaman ne oldu? Yok bir şey. Bahar'la kapıştınız. Ay Esma, ne çok soru sordun. Yok bir şey diyorum. Bunu anlat sen. Ne? Külahıma yani. Külahıma anlat. Buna. Hı? Oha, öpüştünüz. Ya saçmalama Esma, nereden çıkartıyorsun? Ay inanmıyorum ya. Allah'ım, yıllar sonra sonunda. Ya Esma delirme. Öpüşmek falan yok. Hadi be oradan. O zaman yanakların niye kızardı senin? Hı? 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 E tamam. Sadece bir öpücük. Zaten doma kaldım. Ay inanamıyorum Eylül ya. Sen gerçekten beni sonunda çatlatacaksın. Yıllardır bu anı beklemiyor muyuz kızım? Ne demek donup kaldım? Tamam Esma, abartma. Pardon.
Ya tamam, başta bir şeyler hissettim ama sonra büyütülecek bir şey olmadığına karar verdim. Abartıyorum ya ben. Evet, tamam. Çocukça öyle aptalca bir şeydi. Ne yapıyorsun? Bu ne peki? İnsan yıllarca sevmediği bir adam için boş krem kutusunu çantasının içinde saklar mı? Yanma başlayınca tekrar buluşur. Acı öyle hemen geçmez. Ama zamanla hafifler, merak etme. Attım işte, mutlu musun? Ben annem gibi olmayacağım Esma. Hiçbir adam onu sevdiği gibi sevmeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar acele edin hadi. Hadi arkadaşlar. Yavaş yavaş. Durumu nedir? Hocam 40'lı yaşlarda erkek. Kafa travması var. Bilinci kapalı. Otoparkta birini vurmuş, kaçarken araba çarpmış. Hemen içeri alıyoruz. Hadi. Hadi. Hem frontal hem parietal kemiklerde kurşun giriş çıkışlarında kemik fragmanlar mevcut hocam. Beyin hasarını görebilmek için daha detaylı bakmak lazım ama kendim... Hocam nabız alamıyoruz. Hemen defibrilatör hazırlayın. Kalp masajı yapacağım. Bana bırak. Hazır. Geri çekilin. 3, 2, 1. Bir daha hazırlayın. 200 jüle çıkar. Peki hocam. Geri çekilin. 3, 2, 1. Al şunları. Ali Asaf Hoca geliyor. Hemşire Hanım, ambuyu çıkarıyoruz. Hemen oksijene bağlıyoruz. Heh, Samet. Hemen kan grubuna bakılsın, destek gerekecek. Tamam mı? Hadi acele et. Tamam hocam. Vurulan hastayı buraya mı getirdiler? Adam birini vurmuş, kaçarken yaralanmış. Vurulan hasta mı oradaki? Şey... Ne? Baba dönmeyecek ki, bırak artık. Hadi, hadi inatçı geç ya, hadi. Kaç dakikadır kalp masajı yapılıyor? 4 dakika hocam. İşe yaramayacak gibi duruyor. Baba, bırak artık. Hemen bir ünite daha kan istiyorum, acele et. Peki hocam. Thank you.
Baba. Siz Ziyanlı babanın oğlu musunuz? Kızım çok hasta. Baba biliyor durumu. Hatta cep numarasını bile vermişti bana ulaşırsın diye. Ama sabahtan beri ulaşamıyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Siz öncelikle sakin olun. Adınızı, numaranızı danışmaya bırakın. Ben bizzat ileteceğim kendisine. Hocam sonraya bırakmasak, şimdi yapsak. Durum gerçekten çok acil. Bakın beyefendi, benim şu anda gerçekten ameliyata yetişmem gerekiyor. Söz veriyorum, aratacağım. Tamam. Peki. Niye duruyorsunuz? Devam etseniz de niye duruyorsunuz ya? Her şeyi yaptık Asaf. Hayır, duramazsınız. Devam etmeniz lazım. Epinefrin getir. Hemen epinefrin hazırla. Hadi, hadi. Babam. Ali Asaf, oğlum. İki kez durdu kalbi. Baba, merak etme. Buradayım. Baba. Kurtaracağım seni. Merak etme. Hocam, kaybediyoruz hastayı. Ali Asaf, kendi hastanın başına git. Başka biri baksın. Beyin cerrahı olan sensin. Hocam, çok acil ventrikulostomik kateter lazım. Çok acil. Ali Asaf, bırak. Bırakamam. Diğer hastanın sana ihtiyacı var. Babamın da bana ihtiyacı var. Tamam, ben devam edeceğim. Olmaz. Hadi baba. Ali Asaf, bırak. Anlatamıyor muyum sana? Babamın bana ihtiyacı var. Babam ölüyor şu anda. Ali Asaf, git. Ali Asaf, bana bak. O adama senden başka kimse yardım edemez. Şimdi gitmen lazım. Elimden geleni yapacağım. Söz. Kurtar onu Selim abi. Kurt. Anestezi hazır mı? Hazır hocam. Böyle açıp kafatası basıncını düşüreceğiz. Peki hocam. Hadi. Delikli yeşil. Bir süre. Geldi hocam. Hadi hocam. Motor. Ameliyathaneye çekiyoruz. Hemen doktor Oğuz'u çağır. Hadi. Peki hocam. Hadi, beklemeyin. Hadi. Hadi hocam. Hadi. Nabız başladı. Hemen ritmi kontrol edelim. Hadi.
Ali Asaf. Hastayı hemen ameliyathaneye çek. Hadi beklemeyelim, hemen yoğun bakım alalım. Hadi. Selim abi. Teşekkür ederim. Nasıl oldu bu olay? O adam babamı neden vurdu? Biz de bilmiyoruz. Restoranın otoparkında arabasını alırken olmuş. Serdar denen o adamın restoranın otoparkında ne işi vardı peki? Serdar mı dedin? Evet. Babamı soruyordu bugün hastanede. Neyse, sen şimdi babanla git. Gerisini sonra konuşuruz. Kader bize yine gülmedi. Yine kurtulamadık. Kes sesini. Birisi duyacak. Asıl o adam yaşarsa o zaman başımız büyük belada. Babam. Beni bırakmayacağını biliyordum. Hadi bırak artık annenin elini. Daha fazla gelemezsin. Bekle burada, polis abiler sana yardım edecek. Hayır, olmaz. Hadi oğlum, bırak. Bırakman lazım. Annemin elleri çok soğuk, üşüyordur. Hasta olur diye korkuyorsan üzülme. Annenle baban gittiği yerde artık hiç üşümeyecek. İnan bana. Hadi bırak. Ben şimdi ne olacağım? Merak etme evlat. Artık ben yanındayım. Ben bırakmayacağım elini baba. Korkma. Ben yanındayım. Ölmene izin vermeyeceğim.
kadına mı gidiyorsun yine? Gidersen öldürürüm kendimi. Yemin ederim öldürürüm. Öldür o zaman lan! Öldür! Kızımı kıpırdatırsam şerefsizim. O kadında bende olmayan ne var ha? Ne var? Akıl var ulan, akıl! Bırak hocamı, deli karı. İnanma sen bana. Göreceksin. Ver şunu! Ver dedim şunu! Neymiş sevmiyormuş. Hay kendini kandırıyorsun bari de beni kandırma. Hayırdır inşallah. Aa deliye bak. Ne yapıyorsun sen ya? Seslendim gelmedin. Manyak mısın kızım sen? Böyle sana da böyle bir köpek havlaması gibi bir ses geliyor mu? Bir konuş bakayım Esma. Isırırsam görürsün yalnız köpeği. Her şey benim de biliyorsun değil mi? Ne diyorsun sen be? Sen benim finomdun. Laflara bak. Okul birincisi de bendim. Ali Hoca'yı da ilk önce ben gördüm. İlk önce ben doktor oldum, anlıyor musun beni? Ben oldum önce ben. Yürü git be, yürü git. Dil deli konuşma. Bana bak Esma. O arkadaşına söyle bu sefer kazanamayacak, anlıyor musun beni? Ali Hoca'yı ilk önce ben gördüm. Ben öptüm. Ben evleneceğim onunla, anlıyor musunuz beni? Sen onu anca rüyanda görürsün, rüyanda evlenirsin, rüyanda öpersin. Anladın mı beni, kötü kalpli cadı? Ya, sor bakalım rüya mıymış, gerçek miymiş acaba? Git bir sor da öğren gerçeğini. Kafayı yemişsin sen. Yedim. Yedim çünkü siz bana kafayı yedirttiniz sonunda, anlıyor musun beni? Hayatımın her evresinde karşıma çıkmanızdan bıktım. Çıkın gidin ya hayatımdan artık. Yeter be. Sen onların hayatından çık git, tamam mı? Çık git. Çık şimdi. Çık! Çık şimdi! Şimdi kaşınızı içtim. Ay! Seni gördüm! Hop! Ne yapıyorsunuz? Ayrılın. Dur. Sen kimsin be? Sen kimsin bana bunu yapıyorsun? Bırak diyeyim şunu! Bırak! Canıma değsin! Yıllardır içimde kalmıştı, doya doya yoldum. Bana bak Esma. Benim sizinle işim bitmedi, anlıyor musun beni? İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Yok olacaksınız, gideceksiniz buradan. Bahar! Git buradan. Yazık. Bir tane ezik geri zekalı hepinizi avucuna almış, oynuyor sizinle. Siz de zavallı gibi peşinden gidiyorsunuz. Hadi canım. Tamam, sakin ol, geç şuraya. Nedir, ne oluyor? Sana ne? Niye geldin? Malzemeleri getirmiştim de. Bu saatte. Bu taraflarda bir işim vardı, bırakayım dedim. Gece malzemeciliğine falan başladın herhalde. Evki vıcı vıcı vıcı. Tamam be. Getiren de suç ha. Bana evli görmek istemişsin gibi geldi de. Alakası yok. Tabii. Anladım. Zaten geç kaldın. O ne demek? Atı alan diyorum. Üsküdar'ı diyorum. Yani? Vazgeçtim. Dinlemek istemiyorum. Allah Allah ya. Hay burası yol geçen hanı falan mıydı acaba da ben bilmiyordum acaba? Of. Ali hocam, acilden verdiler. Ziyanur hocanın eşyalarının arasından düşmüş. Üzüldü mü acaba ya?
içine tüküreyim. Yeter! Aynı şeyleri daha kaç kere söyleyeceksin? Ya baba, yatırım, hisse, hastane hepsi avucumuzda olacaktı. Bu hastaneyi şu duruma getirebilmek için ne kadar uğraştık? Sus artık! Adam canının derdinde, sen hastane derdindesin. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bırak doktoru, insan olarak söyleyecek laf bulamıyorum sana. Hıncını yanlış yerden çıkarıyorsun. Ziya'nın rakibim de olsa 40 yıllık arkadaşım benim. Bu şekilde hiçbir şey çözülemez. Çok yakında çözmene gerek kalmayacak. O Serdar denen herif Yaşar da konuşursa hepimizin hayatı kayacak. Beni değil, asıl onu sustur sen. İyileşeceksin baba. İyileşeceksin. Bak, uyanmazsan bozuşuruz ha. Peşinden gelirim, yine başına bela alırım seni. Daha Eylül'ü anlatacağım sana. Daha yaşayacak çok şeyimiz var baba. Hastanede yer yerinden oynuyor. Burada fosur fosur uyuyorsun ya. Alo. Alo. Oho. Büyük patron öbür tarafa gitti geldi. Ali Hoca matkapla kafa deldi. Eylül Hoca şu an muhtemelen bir yerlerde birilerini dövüyordur. Sen hala burada öküz gibi uyuyorsun ya. Hiç tınlamıyor ya. Kime diyorum? Eylül Hoca. Ne olmuş? Hocam çok özür dilerim, ben sizi Alp zannettim, çok pardon. Tamam konuş, ne olmuş? Bir şey olmamış, hiçbir şey olmamış. Bir tane şey saydın, nasıl bir şey olmamış ya? Şey, Ziya'nın Hoca başından vurulmuş, birazdan ameliyata alınacak hocam. Ne? Hocam bayağı yer yerinden oynadı dün hastanede. Ali Hoca nerede? Aşağıda, birazdan ameliyata girecek. Babasının ameliyatı? Evet hocam. Çok şükür öküzü duymadı. Öküzü iyi atlattık. Gitti değil mi? Eylül'lerde mi göreceğim? Hastası mısınız? Hastaya mı benziyorum? Pardon? Arkadaşıyım. Doktor Eylül burada yok. Siz numaranızı bırakın, gelince arattıralım. Madem gelecekse ben şurada uyukluyorum. Kaldırırsınız. Eylül Hoca burada. Niye yok dedin? Tipini gözüm hiç tutmadı. De leş gibi kokuyor. Sarhoş muydu, nedir? Kim ki bu o zaman? Ay ne bileyim. Dövdüğü adamlardan biridir herhalde. Arkadaşı olmadığı kesin. Elimizde en az 5 ünite kan bulunuz. Tamam hocam. Monitörle şimdiden sol tarafı alın. Orada bir saniye bile kaybetmek istemiyorum, tamam mı? Arkadaşlar izin verir misiniz? Boşuna hazırlanmışsın, bu ameliyata girmiyorsun. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ameliyata ben giriyorum. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Neden? Bana güvenmiyor musun? Bunun güvenle alakası yok Eylül. Bu ameliyatı benden başka birinin yapmasına izin veremem. Senden izin istemiyorum ki. Şu suratının halini gördün mü aynada? Gayet iyiyim ben, bir şeyim yok. Bana güvenmek zorundasın.
Eylül, iyiyim ben. Hasta yakını olarak ameliyata girmen doğru değil, biliyorsun. Eylül, sen de saçmalıyorsun, biliyorsun. Protokol böyle. Protokol umurumda değil. Bana güven. Özür dilerim. Dün gece yanında olamadığım için özür dilerim. Ama şimdi buradayım. Gerçekten bunu başarabilecek misin? Sen bana Eylül, sana inanıyorum demedin mi? Dedim. Şimdi de inan o zaman. Babanı kurtaracağım. Yalnız yapamazsın ama. Merak etme, onu da düşündüm. Ben hazırım. Eylül. Son bir şey sorabilir miyim? Ziyanur Bey'i vuran adamla daha önce hiç karşılaştınız mı? Yok, hiç karşılaşmadım. Peki onunla arasında özel bir husumet olmuş olabilir mi? İnanın hiçbir fikrim yok ama Ziyanur Hoca kimseyle öyle kolay kolay ters düşecek adam değildir. Anladım. Ama dün bütün günü onu arayıp durmuş. Yani sizce neden bu kadar çok görmek istedi onu? Hiç bilmiyorum. Onu da siz bulacaksınız umarım. Buluruz elbette. Peki, teşekkür ediyorum ben size. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen burada? Sana ne? Bana bak. Seni burada istemiyorum. Çık git şuradan. Tamam, fikrini soran olursa söylersin. Şu haline bak. Zaten leş gibi de alkol kokuyorsun. Hadi diyorum, hadi. Dokunma bana! Eylül'ü görmeye mi geldin buraya? Eğer öyleyse onu göremezsin. Sana ondan uzak durmanı söylemiştim. Eskiden doktor olacak diye beni uzak tutuyordun. Şimdiki bahanen ne? Serserinin tekisin. Seninle tartışmayacağım. Defol. Senin derdin ne biliyor musun hoca? Eylül, ona aşıksın sen. Saçma sapan konuşma. Ama dur. Prensipli adamsın ya. Olmaz sende böyle şeyler, değil mi? Ama senin de kalbin var. Ne yapacaksın? Aşk işte. Prensip dinlemiyor be hoca. Sen kendini çok akıllı bir şey zannediyorsun ama serserinin tekisin. Olay çıkar mı, çık git şuradan. Bir sorun var Selim Bey? Yok. Yok, bir sorun yok. Arkadaş gidiyordu zaten. Siz yolu gösterirseniz. Tamam. Ya tamam, 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 tamam. Tamam. Çıkıyoruz biz. Çocuk değiliz biz. Çıkıyoruz. Ama sen iki yüzlüsün Selim Hoca. Anladın mı beni? İki yüzlü. Dokunma bana. Burayı daha önce hiç bu kadar kalabalık görmüş müydün? Hayır. Ne zaman başlayacak acaba? 5 dakikaya getirecekler. Bunu da al, o kadına ver. Kim? Vardı ya lokantacı kadın işte, bütün gece kaka nöbeti tutturdu bize. Ganimeti işte bu. Ne yapacak ya bunu? Ne bileyim ben. Çin'den mi getirmiş, ne yapmış? Geri istiyor herhalde. Of! Kaka uğruna kaçırdım şu ameliyata bak ya. Bir dalda iki kiraz. Biri al, biri beyaz. Eğer beni seversen, mektubunu bana yaz.
hayaller start aldı yok artık. Esma? Konuşuyor da. Efendim? Evli misin? Yok. Çocuğun var mı? Yok. Ümit var o zaman. Çok güzel. Bakın ben size bir şey getirdim. Tek taş değil, tek taş değil çocuğumuz. Bu sizinmiş, arkadaşta kalmış. Yani kalmış derken içinde kalmış. Gülüşünü yerim. Teşekkür ederim. Görmüş olabilirsin bu gülüşü. Çünkü 121K takipçim var. Bilmem. Takibi takip. Bayılırım. Efendim? Bilmiyorum. Ben ne söylediğimi bilmediğim için. Gülümse sen. Neyse ben kaçtım. Çatlak mıdır nedir ya? Neredesin kızım ya? Bin defa aradım. Ziyanur Hoca'nın ameliyatı başlayacak. Bütün hastane burada. Eylül Hoca ile Oğuz Hoca giriyor. Tamam geliyorum ben de yoldayım. Ay zaten başım çatlıyor. Sen de sürekli üstüme geliyorsun. Yoldayım tamam mı? Ya tamam ben senin için söylüyorum. Bütün hastane burada. Herkes burada diyorum. Oradaysa orada Fatih ne yapayım? Yoldayım işte ben de. Ne kadar var daha? Hazırlık bitti. Yarım saate başlarlar. Tamam Fatih geliyorum yoldayım. Hadi kapat. Hadi bay bay. Durun! Durun! Yardım edin. Oğuz, yüz sinirlerini sık sık kontrol et. Ederim. Sagittal sinüs tahminine de çok dikkat edin. Tamam. Unutmayın, mermi girdiği bölgenin uzağında da hasara neden olabilir. Merak etme, bunları tekrarlamamıza gerek yok. Bir şey olmayacak. Nasıl oldu kaza? Gelen bir anusta çıktık. Sonra aniden köpek çıktı yola. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi. İşte kaza oldu. Kaç kişi var içeride? İki. Birinin durumu çok ağır. Konuşamıyor. İyi misiniz? Merak etmeyin doktorum, yardımcı olmaya geldim. İyiyim. Ben iyiyim de Hüseyin cevap vermiyor. Kaç kere seslendim ama duymuyor. Çıkarmaya çalıştım. Tek başıma çıkaramadım. Bak. Kemer ezilmesi var. Boyunluk olmadan çıkartamam. Yaşıyor ama değil mi? Nefes alıyor. Evet, merak etmeyin. Bilinç kaybı var ama nabzı gayet iyi. Doktor hanım ne olur kurtarın onu oradan. Siz sakin olun. Bir başınızı kontrol etmeye geliyorum. Bakın, doktor hanım benim bir şeyim yok. Sadece ayağım sıkıştı. Beni bırakın doktor hanım. Hüseyin'e yardım edin. Tamam anlıyorum ama bakın sakin olmanız lazım. Başınızdan yaralanmışsınız. Doktor hanım, bakın anlamıyorsunuz. Hüseyin'in karısı hamile. Birkaç gün sonra doğum yapacak. Beni bırakın. Hüseyin'le ilgilenin, cevap vermiyor. Sakin olun. Yardımcı olacağım tamam mı? Ama bırakın önce sizi bir muayene edeyim, bir bakayım, kontrol edeyim tamam? Halledeceğim. Sakin olun yeter ki. İkiniz de yardımcı olacağım tamam. Bana bu kadar güvendiğini bilmiyordum. Benim sorunum hiçbir zaman senin cerrahlığın olmadı ki. Sadece tavırların biraz sıkıntılı. Onda da gelişme var. Belki de beni sevmedin bilmiyorum. Yok ya şimdi sen de nereden çıkartıyorsun? Belki de dövüşen kızlardan hoşlanmıyorsun ne bileyim. Yo hoşlanıyorum. Yani ben dövüşen kızlardan hoşlanmıyorum. Ben senden hoşlanmıyorum. O anlamda hoşlanmıyorum. Neyse en azından cerrahlığım iyi. Oradan gözüne girerim herhalde. Hadi başlayalım.
Neşter. Rahatla biraz. Şu camı kırıp aşağı atlayacak gibiyiz. Ameliyata girmemek için kendimi zor tutuyorum. Dün gece çok zor bir şey yaptım. Takdir ediyorum. Herkes takdir ediyor. Şimdi bırak. Onlar da üzerine düşeni yapsın ha. Onun durumu nasıl? Yani babam vuran adamı. O da ameliyatta şu an. Kızım daha başladılar. Ya Fatih kes bir sesini, beni dinle, hasta getiriyorum. Ne? Trafik kazası olmuş. Başta Abdülhamid bölgede yaralanmalar var, tamam mı? Geliyoruz. Tamam tamam, sen merak etme, tamam. Durun. Doktorum. Bak bana söz verdin. Hüseyin'i orada bırakmayacaksın değil mi? Tabii ki bırakmayacağız, olur mu öyle şey? Merak etmeyin. Arkadaşlar yardımcı olup çıkartacaklar arkadaşınızı. Allah razı olsun senden. Melek misin, nesin sen? Nasıl çıktın karşımıza böyle? Tamam. Hadi gidelim de şimdi seni iyileştirelim önce, tamam? Ambulanslar da geliyor, merak etme. Serdar'ın ameliyatı bitmedi mi hala? Hayır. İstediğin oluyor işte. Ne demeye çalışıyorsun? İstediğin oluyor diyorum. Artık ne saçmaladığını bile anlayamıyorum. Sonumuz geliyor diyorum. O herifi kurtaralım, uyansın, yediğimiz haltları ötsün, sonra hepimizi içeri alsınlar. Planın bu değil mi? Küstahlık etme. Ne yapalım? Ameliyattan çıkmasın diye dua mı edelim? Ayrıca yediğimiz halt değil, yediğin halt. Bütün bunlar senin beceriksizliğin yüzünden oldu. Hemen suçu bana at. Basit bir mide ameliyatını bile yapamadın. O kadının ölümüne neden oldun. Pisliğini hala temizleyemiyoruz. Ben elimden geleni yaptım. Hatamı telafi ettim. Ailesine de çuvalla para ödedim. Asıl sen dediklerimi yapıp o kadının torununu bu hastaneden uzaklaştırsaydın bütün bunlarla uğraşmayacaktık. Eylül'ün konuyla ne ilgisi var? Sence Serdar durup dururken mi buraya geldi? Kim bilir hangimizi vuracakken Ziyanur'u vurdu. Ziyanur yemekte Serdar'ın onu aradığını söylemişti. Onca yıl sonra hepsinin birden ortaya çıkması tesadüf olamaz. Önce adamı, sonra da Eylül dönen o kızı hastaneden uzaklaştırmamız lazım diyorum. O kadar. Temporal bölgede kemik deformitesi var. 5 santim kesik. Göz bebeklerinde hafif asimetri var. Güzeldi, çocukları var. Kimin? Bizim Hüso'nun. Bu üçüncü son gelen de kız. Oğlan yapacağım diye tutturdum. Arabada kendindeyken... abi ne olur beni bırakma diyordu. Çok kötü çok. Merak etmeyin, inanın o da emin ellerde. Kurban olayım doktor hanım. Benim arkamdan ağlayacak kimse yok. Kimse. Dönüp klinik nöbet geçiriyor. Kalk. Kalk, hastayı çevirmek lazım. Yanacığım çevir. Ne yapıyorsun Can? Geçmesini bekleyeceğiz. Cımbız alalım. 2 tane. Ne
size. Burada olmanız çok büyük şans benim için. Şu verebilir misin ışığı? Derhal nörolojik kontrol olması gerekiyor. Şu an kalkamazsınız. Lütfen geri uzanır mısınız? Kalkmamanız gerekiyor. Şu an hala riskli durumdasınız. Lütfen. Gerçekten tehlikeli. Lütfen. Sıkı tut hastayı. Beyefendi. Beyefendi. Gözüne kız geçirdiniz. Tut. Sıkı tut hastayı. Sıkı tut. Beyefendi. Ne yapıyorsun burada? Ameliyat sorunsuz geçti. Baban iyi. Eylül, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes bize bakıyor. Baksınlar. Dün de böyle yaptın, tamam bırak hadi. Biraz böyle kalmak istiyorum. Hastanedeyiz Ali. Umurumda mı sence? Hı? İnatçı mısın? Hayır. Aşığım. Tamam hadi bırak. Bazen hastanede olduğunuzu unutuyorsunuz. Konu Eylül olunca ben dünyayı unutuyorum. Herkes bu duruma zamanla alışacak. Geçmiş olsun. Sağ ol Selim abi. Burada ya. Bir şey olmuş insanlara. Dur Necla, dur sen dur. İçeride kimse var mı acaba? İçeri bak. Bekle sen, bekle, 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 dur. Dikkatli ol. Necla, ambulans! Ambulans! Tamam, tamam. Sırf bu barışmak işi yüzünden haftada 3 kere kavga edebilirim seninle. Dua et de ben küs kalamıyorum. Yoksa o keki sana yedirmem. De. Neyse, onu boş ver de şok etti durumlar var yani. Ne oldu, aşık mı oldun? Evet.
Ama daha büyük haberlerim var. Onu sonra anlatacağım. O zaman bayağı bomba bir haber geliyor şu an. Sıkı dur. Kötü cadı güvercini gagalamış. Ne diyorsun Esma ya? Şifreli falan konuşma. Zaten kafam basmıyor. Tamam be. Küçük şey. Sen istedin. Bahar Ali Hoca'yı öpmüş. Ay helal. Şoka girdi kız. Tamam. Bunu hazmettiysen ikinci şok etto geliyor. Sadece yarım gündür görüşmüyoruz Esma. Nasıl topluyorsun bu kadar haberi anlamıyorum yani. Neyse dur bir dur. Güya Ali Hoca bununla evlenecekmiş. Ne? Tabii. Sen bunu duyunca sen Bay Mükemmel'le nasıl evlenirsin diye bunun böyle bir güzelce saçlarını dolarsın eline. Yine kiminle evleniyorum? Oo hocam. İnşallah diyorum babanız bir an önce ayaklanır da kız istemeye merasimle yetişir. Pardon? Sarı cadıyla diyorum. Evleniyor musunuz? Bahar'la mı? Komik mi? Evet, komik. Yani evlenmek istediğim doğru ama aday yanlış. Benim adayım böyle daha bir kumral, daha bir mavi, daha bir asabi. Ben bir Ziya Nur Hoca'yı kontrol edeyim. Babam iyi. Şimdi yanından geliyorum. Merak etme. Kendine geldi. Esma. Heh. Eylül'ünü biraz çalıyorum. Heh. Tabii hocam. Nasıl istersiniz? İkisi için de teşekkürler. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun ya? Sessiz ol biraz. Yani senin şu rahatlığın var ya inanamıyorum. Rahatlık demişken... ben hayatımda hiç böyle rahat bir yerde yatmadım biliyor musun? Bu kadar güzel ki. Herkes bize bakıyor şu an. Sen de onlara bak. Gülümse ama. Ya buz gibi durma, somurtma sakın. Mutsuzsun sen onunla. Bence sen değilsin. Normal değilsin yani. Kim bilir? Tamam artık susalım da ben biraz dinleneyim değil mi Eylül? Hadi. Zaman daralıyor baba. Hep birlikte hapsi boylamamıza çok az kaldı. Çıkış için bir yol olması lazım. O yolu bulana kadar adam kendine geldi gelecek. Polisler kapıda. Yürüyüp durma, başımı döndürdün. Adam bunlar bana sahte rapor hazırlattı. Sonra bir kenara attı. Ben de kızdım, çektim, vurdum derse biteriz. Heh. Bunca belanın içinde bir sen eksiktin Bahar. Hiç sırası değil. Serdar'ı halledersek o kızdan kurtulmanın yolunu buldum. Bahar'ın dediğine göre o kızla Ali Asaf arasında duygusal bir şey varmış. Bırakacağız, kızı o halledecek. Ali Asaf öyle bir şey yapmaz ki. O zaman babasının bizimle birlikte hapse girmesini seyredecek. Bu kadar basit. Şişt, uyuyan güzel. Hadi kalk kalk geldik. Ben sonraki durak deneyeceğim. Şu ağzını yüzünü temizle, her tarafına bulaştırmışsın. Bir şey olmaz ya. Neden bu kadar korkuyorsun Eylül? Ne alakası var ya? Devamlı korkup kaçıyorsun. Yok. Sana ihtiyacım var. Seninle bana. Hadi kalk kalk. Hadi. Biliyorsun değil mi? Bugün geldiğinde ikimiz de çok mutlu olacağız. Ben şimdi de çok mutluyum. Kimseye de ihtiyacım yok. Öyle mi?
Öyle. Kendi adına konuş. Hadi git tamam. Peki. Zorsun Eylül, gerçekten zorsun. Ama ayağım ve ben zoru severiz. Çabuk iyileşiyorsun. Eğer konuşursan çok kötü olacağını söylemeye geldim sana. Önce Ziya Nur dava açacak. Tabii yaşarsa. Eğer ölürse bu kez katil olarak yargılanacaksın. Ben kızımı kaybettim. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Kimse inanmaz sana. Bir kriz aniydi o. Aklım başımda bile değildi. Geç bunları. Ama güzel rol yapıyorsun. Beğendim. Gerçekten böyle bir şey yapmak istemedim ben. Ama siz de verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Ziya Nur baba kızımı kurtaracaktı. Ama siz beni bir kenara attınız. Sen de Eylül'le plan kurdun. Eylül? Kim o? Tanımıyorum. Benimle oynama. Bilmezlikten gelme. O kadının torunu işte. Tanımıyorum. Peki onun burada çalıştığını kim söyledi sana? Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey var. O da bir günah işledim. O günden beri yüzüm hiç gülmüyor. Allah da kızımı benden aldı. Eğer konuşursan daha da çok şeyini kaybedeceksin. Emin ol. Hocam hastanın ifadesi için biz de bekliyoruz ama. Maalesef. Bir süre daha rahatsız etmeyelim. Henüz ifade verebilecek durumda değil. Peki hocam. Evlenmek istediğim doğru ama aday yanlış. Benim adayım böyle daha bir kumral, daha bir mavi, daha bir asabi. Sevk ederken müdahale etti, hasta tarafından darp edilmiş. 3 kişi var. Başkan bulaşlarla getiriyorlar. Hayat tehlikesi yok. Ay Fatih, buraya bakın çabuk. Beyin sarsıntısı geçirmiş olabilir, kafasında yaralanma var. Fatih makas. Makas. Hemen tomografi haber ver. Tahliye için kan almamız lazım. Karnı yumuşak, herhangi bir zedelenme yok gibi duruyor. Göğsünün sol tarafında çürükler var. Sol hem toraks, solunum nefesinde azalma var. Damar yol açıldı. Tamam, kafa servisini değiştir çabuk. Nabız oksijeni 88'e düştü. Gözünüzü monitörlerden ayırmayın. Bahar.
Tamam, hadi, hadi kendinize gelin, tamam. Sen çabuk Ali Hoca'yı çağır, çabuk. Tamam hocam. Çabuk Orta Fethiye haber verin. İki bacağında da kırıklar olabilir. Hadi Fatih. Fatih, hadi kendine gel. Bahar, biliyorum çok canın yanıyor. Ama güvendesin şimdi. Geçecek, tamam mı? Bana bak, Ali Hoca'yı gördün mü? Hayır. Bana bak, Ali Hoca'yı gördün mü? Hayır, bu katta yok, görmedim. Bacaklarda deformasyon yok. Ekimoz pozitif. Bahar, göğüs tüpü takacağım. Akciğerin kapanmış. Çok canı yanacak, tamam mı? Fatih, hemen tüp getir. Babana geldiysen durumu gayet iyi. Biliyorum. Sana teşekkür edemedim Oğuz. Gerek yok. Sen iyi bir doktorsun. Övgüyü hak ediyorsun. Övülmek için yapmadım. Görevimi yaptım sadece. Sağ ol tekrar. Hocam, telefonunuzu desk dokunmuşsunuz. Sürekli çalıyor. Hay Allah. Sağ olun hemşire hanım. Söyle Alp. Şimdi Lido enjekte edeceğim. Biraz canın yanacak. Bahar. Şşş, bitti. Nefes al Bahar. Nefes al, nefes al. Neşter. Göz tüpü içeride. Nabız ve oksijen yükseliyor. 86, 88, 90. Servikal fraktür olabilir. Bahar, benim için el parmaktan oynatabilir misin? CT görmek istiyorum. Sağ kolu çıkık. Sinan Bey. Kötü bir şey oldu. Dinliyorum. Bahar. Ne olmuş Bahar? Bahar acilde. Of, sıkıldım bu çocuktan. Kendi kızımdan utanıyorum. Yine ne bela açtı başımıza? Yok, öyle bir şey değil. Bahar saldırıya uğramış. Biraz canını acıtacağım Bahar. Peşinden özür dilerim. Sen de biraz gayret et. Tamam mı? Hadi bakalım, başlıyoruz. Başlangıçta her şey olması gerektiği gibiydi.
gerçekten her şey gayet normaldi. Ama sonra... Düşünme bunları artık. Bu sefer ben gerçekten hata yapmadım. Ne yapmam gerekiyorsa öyle yaptım. Hasta kriz geçirdi. Ben de müdahale ettim. Ama sonra bir anda... Bahar, tamam. Geçti gitti. Düşünme artık bunları. Lütfen. O an aklımdan çıkmıyor. Gerçekten bir anda bambaşka bir adam oldu. Bambaşka bir insana döndü gerçekten. Senin suçun yok Bahar. Nöbetlerden sonra hiperagresiflik görülmesi çok normal. Çok kötüydü. Ben aklımdan o adamın yüzünü çıkartamıyorum. Sen unutamıyorsun ama o muhtemelen bu yaptıklarının hiçbirini hatırlamayacak bile. Ya. Neyse ben babama uğrayayım. Sonra yine gelirim. Tekrar geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Nasıl durumu? İşte olabildiğince iyi. İstersen gir bir bak. Yok, gerek yok. Yaralayan polis peki? Ona ne olacak? Yani raporlara bakılacaktır ama ceza alması doğru olmaz. İstemsizce yaşanan bir atak çünkü. Yaşayacağı vicdan azabı alacağı en büyük cezadan beter zaten. Ne gündü ya? Kan şekerim hala yerlerde benim ha. Hastane üzerinde kesin bir lanet var bence. Önce Ziyanur Hoca, sonra Bahar Hoca. Bize sıra gelmese bari, ben kaldıramam. Ziyanur Hoca gibi bir adam neden vurulmuş olabilir ki ya? Adam ne yapmış olabilir yani? Bir şey yapmıştır herhalde. Durup dururken de kimse vurulmaz ki. Bilmiyorum ama bence çok saçma. Adam pamuk gibi adam ya. Evet. Gerçekten buraya mı gireceğiz ama? Buraya girelim işte. Hem tatlı bir şeyler yiyelim. Hem de bir kan şekerimizi dengeleyelim. Bir bakalım ya nasıl oluyor, değil mi? Samo. Kıza kakanın içinden çıkan ışıklı meyve gönderiyorsun. Bir de utanmadan buraya geliyorsun ha. Sen ne ayaksın Samo? Ne alakası var canım şimdi bununla? Allah Allah. Işıklı kirazı bizde mi kalsın? Tabii. Gel sen buraya. Gel çabuk. Gel yürü. Yürü. Tamam geldim. Bu kafe nasıl döndürüyor kendini ya? Ben sabah geldiğimde de boştu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Ben profiterol alayım. 6 top da dondurma alayım. 6 top çok oldu. 4 top da dondurma alayım üstüne ben o zaman. Olmaz, veremem. Niye? Olmaz canım işte. Benim de öyle bir şeyimiz yok çünkü ama ayrı ayrı isterseniz olabilir. Tamam, o zaman ayrı ayrı isteyeyim ben. Neyse, ben de bir çay alayım lütfen. Müesseseden izin varsa tabii. Olmaz mı? Müesseseniz emrinizde tabii. Ben hemen getiriyorum. Pek sallamadı sanki seni ya. Kız sallamaz tabii beni. Kız beni sallamaz. Ben seninle gezerek kendi bacağıma sıkıyorum resmen ya. Sandviçle akşam yemeğine gidiyor. Bence bir kızdan hoşlandığını çok garip belli ediyorsun sen. Saçmalama. Ne hoşlanması canım? Bence öyle. Nasıl sence öyle? Yok öyle bir şey. Allah Allah. Hoşlanmak hoşlanmak. Nereden çıkarıyorsun sen böyle şeyleri ya? Saçma sapan. Ben çıkıyorum ya. Ya tamam tamam. Otur otur otur. Bir şey söylemiyorum tamam. Sen 16 top dondurmaya bir şey söylemiyorum ben. Bana bak. Ali Asaf beni sana emanet ettiğine göre çok güveniyor olmalı. Biraz da benim ısrarcılığım diyelim. İkna etmek kolay olmadı. Israr kendine güveni gerektirir bir cerrah için iyi bir meziyet. Ben baba olsun sizi yalnız bırakayım.
Ameliyatı elinden aldım. Bari kontrol muayenesini kendi yapsın. Yapabilirsin değil mi? Çok bonkör gördüm seni. En iyisi kovulmadan gideyim ben. Çok geçmiş olsun tekrar. Her şey için çok teşekkürler. Görevim. Ali Hasaf. Bahar'la neden evlenmek istemediğini şimdi anladım. Baba, hayata döneli daha 24 saat oldu. Konuyu yine döndün dolaştın evliliğe getirdin. Oğlum, kıza nasıl baktığını gördüm. Gayet güzel, tatlı bir kız. Ameliyatın da altından kalktığına göre demek ki bayağı başarılı. Öyledir. Yani hastaneye gelir gelmez bayağı hızlı davranmışsın. Baba daha önce söylemiştim ya, ben onu önceden tanıyorum. Ha, bak işte şimdi onu merak ettim, anlat bakalım. Uzun hikaye. Sen kendine gel iyileş, ben sana anlatırım. Ali Asaf. Söyle baba. Oğlum senden bir şey isteyeceğim. İste. Beni vuran adam Serdar, ondan şikayetçi olmayacağım. Ne demek şikayetçi olmayacağım baba? Az kalsın ölüyordun. Oo, çocuğunu kaybetmiş bir baba. İsteyerek yapmadı. Ben de seni kaybettim. Ali Asaf sözümü kesme. Baba. Ali Asaf. Ondan şikayetçi olmayacağım. Sen de onun iyileşmesi ve bakımı için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Bu akşamki nöbetçi doktor benim. Ben bakacağım size. Sinan Bey mi yolladı sizi? Ne alakası var? Nöbetçi doktor benim dedim ya. Şöyle bir bakalım. Durumunuz gayet iyi gidiyor. Tehlikeyi atlattınız gibi ha? Siz öyle sanın. Şey... Bu hastanede Eylül adında bir doktor çalışıyormuş, doğru mu? Benim onunla görüşmem lazım. Çok önemli. Söyleyin ona, mutlaka beni görsün. Babanın neden vurulduğu ortaya çıktı mı? Hayır. Adam daha ifade veremedi. Polisler de onu bekliyor zaten. İstersen hastayla ben ilgilenebilirim. Onunla Oğuz ilgileniyor zaten, merak etme. Ne oldu, niye durduk? Maşallah. Hastanedeki bütün hastalarla sen ilgileniyorsun. Her vakaya sen koşuyorsun. Acilde geçirmediğin bir gün bile yok. Peki benim ne zaman ilgileneceksin doktor? Bu konuşmanın zamanı mı şimdi? Evet. Tam zamanı hem de. Mekan gayet uygun. Bir yere de kaçamazsın buradan. Eylül. Bak ben dün babamı kaybediyordum. İşte bu yüzden tam zamanı. Ne alakası var Ali? Biliyor musun, zaman benim için daha önce hiç bu kadar değerli olmamıştı. Artık sensiz bir saniye bile geçirmek istemiyorum. Asansörü meşgul ediyoruz. Mehmet yüzünden. Mehmet mi? Yani. Yine kafanı mı karıştırdın? Yine. Kim bilir? Daha geçmiş, orada ciddi bir şey konuşmaya çalışıyorum. Tamam, ben de çok ciddi bir şey söylüyorum zaten. Kim bilir? Kim bilir, kullanıldığı her yerde ciddi manalar içerir. Keşke başına gelenlere engel olabilseydim.
yaparsan yap. Nasıl davranırsan davran. Sen her zaman benim prensesimsin. Kaybolmana alışmam lazım galiba. Öyleyim işte. Bildiğin Mehmet. İşine gelirse diyorsun. Yani. Ne o elindeki? Klasik Mehmet işte. Beğenmiyor musun? Beğenmek ne kelime? Bayılıyorum. Geç dalganı. Hala vazgeçmemişsin sürekli kaybeden adam rolü oynamaktan. Ya kazanır bir halim var da ben mi görmüyorum? Kazanmak ne demek Mehmet? Ha? Etiket mi, para mı ne? Sen benim en zor zamanımda yanındaydın. Senin sayende babaannemin hatırasını kurtardım. Abartıyorsun. Paraya ihtiyacım vardı, ben de buldum. Ne yapsam sana yakışamam ben. Bırakalım şimdi bunu da asıl meselemize gelelim. Neyin peşindesin? Seni. Ayılınca konuşalım. Zaten bildiğim bir şeyi söyleyince ilgini çekmedi tabii. Yıllar önce sana bu konuyu kapat, bir daha da hiç açma demiştim. Başka biri var değil mi? Mehmet, benim hayatımda kimseye yer yok. Ne sana ne bir başkasına, anladın mı? Profesör Doktor Ali Asaf Denizoğlu'na bile mi? O kadar aptalsın ki benim için ne kadar değerli olduğunu göremiyorsun. Sen ancak kendini kıyasla. Kendi değerini anlayana kadar bir daha karşıma çıkma. Sakin ol. Ya sakin falan olamam. Yarın parayla bankaya gitmezsem babaannemin tek hatırasını kaybedeceğim. Para hazır. Nasıl hazır? Al işte. Tamı tamına ihtiyacın olan miktar. Yarın ödemeni yap. Babaannenin yerini kurtar. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Ne fark eder? Nasıl ne fark eder? Korkma. Babamdan kalan bir tarla vardı. Onu sattım. Senin babanın tarlası mı var? Gene ne iş çevirdin, doğruyu söyle. Oo, bu ne ki kızım? Benim babam fabrikatör. Ya ya. Al işte al, uzatma. Al. Teşekkür ederim. Söz veriyorum, ödeyeceğim sana. Tamam mı? Yanımda ol. Yeter bana. Eylül Hoca'yı gördünüz mü? Evet, az önce çıktı. Belki bahçede yakalayabilirsiniz. Tamam. Aptal herif. Eylül, dur ya. Ben öyle demeyecektim ki. Başka bir şey diyecektim. Eylül!
İyi misiniz? Bakın öyle hiç gözükmüyorsunuz iyi. İçeri götüreyim sizi. İyiyim. Bakın bence bu şekilde gitmeyin. İçeri götüreyim sizi. İyiyim dedim. Uzatma. Kim var burada? Bak, polisler kapıda bekliyorlar. Sakin ol. Bir şey yapacak olsaydım dün gece kurtarmazdım seni. Öyleyse ne istiyorsun benden? Sorularıma cevap almaya geldim. Babamı neden vurdun? Git ona sor. Ona da soracağım. Sen cevabını ver. Bak, bu saatten sonra benim kimseye verecek borcum kalmayacak. Ne demek bu? Seninle konuşup da başıma yeni belalar istemez demek. Ben artık günahlarımdan kurtulmak istiyorum. Açık konuş benimle. Anlamıyorum. Anlama zaten. Anlama. Artık verilecek tek hesabım var. O da şu doktor kıza. Hangi doktor kız? Eylül'den. Eylül mü? Sen Eylül'ü nereden tanıyorsun ya? Tanımıyorum. O zaman neden ona hesap veririm diyorsun be adam? Sana lafım kalmadı doktor. Söyleyecek tek bir sözüm var. O da Eylül'e. Alo. Ha, müsait misin? Bir şey söylemem gerek sana. Müsaitim. Ya biraz tuhaf geldi. O yüzden vakit kaybetmek istemedim. Hemen arayayım dedim seni. Ne oldu? Söyle işte. Dinliyorum. Bu Ziyanur Hoca'yı vuran adam var ya, herif seninle konuşmak istiyor. Benimle mi? Evet, ben de anlamadım. Ne söyleyecekmiş ki bana? İnan bilmiyorum. Adam daha ifadesini bile vermeden böyle seninle konuşmak istemesi falan. Bir garip geldi, bir tuhaf geldi yani. Allah Allah. Haberin olsun istedim. İyi, tamam. Yarın konuşuruz. Tamamdır. Alttan başka biri arıyor. Hadi kapatıyorum. Tamam tamam, hadi görüşürüz, öptüm. Bir şey soracağım. Kaç kere aradım, devamlı meşgul atıyor. Ya bu aralar o biraz atarlı ya. Siz bence onu birazcık rahat bırakın. Ama bana sorun. Belki ben bilirim. Hasta ile ilgili bir durum Esma. Senin bileceğin bir şey değil. Ha, o da doğru. Neyse canım, gelir birazdan. Hem başka nereye gidecek ki? Yine çok iyi toparlıyorsun Ziyanur. Bu hep yaptığın sporların faydası. Doğru diyorsun. Bünyem çabuk iyileşiyor. Gerçekten öyle. Gençlere taş çıkartırsın. Öyle öyle de yük ağır yük. Ne demek o şimdi? Beni vuran Serdar. Ondan şikayetçi olmayacağım. Niyeymiş? Ali Asaf'a da söyledim. Ceza almaması için elinizden gelen her şeyi yap. Şu mantığı bir türlü anlamıyorum. Adam seni öldürmeye kalktı. Hastanede suçlu gibi değil, misafir gibi bakılıyor. İsteyerek yaptığını zannetmiyorum. Bir travma mağdurunun ömrünü hapishanelerde çürütmeyeceğim. Bak Ziyan, unuttuğum bir şey var.
Bu adam konuşursa bizi mahveder. Öyle bir şey yapacağını sanmam. Ortada daha büyük bir oyun var. Daha tatsız şeyler var. Ne gibi? Bu olayın sorumlusu sadece Serdar değil. Eylül de var. Doktor Eylül. Doktor Eylül. Hani şu oğlunla aşık olduğu kız. Serdar'la Eylül birlikte hareket ediyor olmalı. Nereden çıktı bu? Hiçbir şey tesadüf değildir. Ne demek istiyorsun Süleyman? O kızla ne alakası var? Serdar'a ölümünü örtbas ettirdiğimiz Gülayşe Erdem'in torunu. O kız buraya her şeyi ortaya çıkarmaya geldi. Ne anneni, ne babanı Ruzi Mahşer'e kadar affetmeyeceğim. Eğer ben de hayatımı içine izeceğim diyorsan buyur et. Tamam ama sen de karışmayacaksın bana, duydun mu? Sen de karışmayacaksın, kimse karışmayacak, yeter be! Ama aradın Esma ya. Pardon, bakar mısın? Abla, çok özür dilerim ya. Abla, buz getirmişsen misiniz? İstemez kardeşim, getirme. Çay falan da istemiyorum. Özür dilerim, gerçekten çok özür dilerim ya. Benim neyime çay zaten ya? Yine kim kızdırdı seni de attın kendini böyle sahile? Nasıl Elim? Yapabileceğin bir şey varsa söyle. Yok, söyleyince ne diyeceğini biliyorum, o yüzden boş ver. Sen beni nereden buldun? Yalnızca hastaneden arabayla çıkışını gördüm. Beni çok iyi tanıyorsun. Ve bundan memnunum. Sence geçmişe bağlı kalmak zayıflık mı? Bir düşüneyim. Herkesten gizlediğim bir duygunun yüksek sesle söylendiğinde kaybolacağına inanmak. Yani o duygu her neyse kaybolacak kadar güçlüyse hiç üzülmedir. Ama dile geldiğinde bile hala yüreğindeyse de hiç bırakma. Siz onu çok seviyorsunuz değil mi? Kim bilir değil mi? Demeyin. Ya da değil değil. Buraya çık oturdum. Evet. Seviyorum. Hem de çok. Sanırım bir yardımına ihtiyacım var Esma. Aşk için eminiz değilim. O zaman bana yardım et. Beni istemiyor mu? Unuttu mu? Ya da yerime başka birini mi koydu? Ay yok artık. Sizin yerinize. Ay Allah'ım ya. Ay. Yani. Ama çözemiyorum Eylül'ü. Ay saçmalamayın hocam ya. Ay siz koskoca doktorsunuz, hem de beyinle ilgileniyorsunuz. Hiç mi deli görmediniz acaba? Deli derken? Deli. Benim arkadaşım bir deli. Hem size deli, hem kendi deli.
Ya o milyarlarca hücre arasında böyle bir sürü bağlantı var. Onların hepsini çözüyorsunuz da bir Eylül'ü mü çözemediniz? İlk kez zorlanıyorum. Bir dakika. Bak gene iki dakikada geldin, çözdün her şeyi, gördün mü? Çay? İçerim. İçerim, bir açık içerim. Sizce bu ne? İlaç kutusu. Daha yakından bakın. Bu aşkın ta kendisi. Yok artık. Gerçekten bunu sakladın mı? Diyelim Eylül'ü hastaneden uzaklaştırdı. Ali Asaf'ı nasıl uzak tutacak kızdan? Orasını da o düşünecek. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Birimiz batarsak hepimiz batarız. Gerekirse Asaf da susacak. Babasını hapse gönderecek değil ya. Serdar'ı nasıl susturacağız? Bunu mu arıyorsun? Sen önce benim soruma cevap ver. Aradığın bu muydu? Bunu yıllarca sakladın Eylül. Çünkü sen de unutmadın. Hayır bir kere. Al bak elim yandı. O yüzden arıyorum. Gördün mü? Al bak. Göz. Boş kutuya mı ihtiyacım vardı? Bulursun, ararsan hata. Hep ölçer, biçersen cefa. Unutulur, gidersin. Bazı yaralar sadece kaybolur. Acısı hiç geçmez. Biliyor musun? Sadece kalpte hissedilen acı beynin işi değildir. Sen gerçeği öğreneceksin Doktor Eylül. Ben de bu vicdan azabından kurtulacağım. O senin. İstemiyorum. Vaz mı geçiyorsun? Açar mısın? Lütfen.
ne? Sence? Yani bir tek taş değil, kabul ediyorum. Üç taş bu da. Yapacak bir şey yok, gecenin bu saatinde açık bir kuyumcu bulamadım. Ben de Esma'dan ödünç aldım. Ama sana söz veriyorum, sabah ilk işim gidip kocaman bir tek taş almak. Sen benimle. Telefon. Hastaneden arıyorlar. Açacak mısın? Doktor. Alo. Doktor Eylül Erdem'le mi görüşüyorum? Evet benim. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Kimsiniz siz? Kim olduğumun önemi yok. Babaannenizin ölümüyle ilgili bilmeniz gereken şeyler var. Ne? Bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Söyleyin, sizi dinliyorum. Babaannenizin raporunu değiştiren kişi